Bugün 29 Mayıs, İstanbul'un fethi. Onu fetheden komutan ne güzel komutan, onu fetheden asker ne güzel asker diye ta asırlar öncesinden müjdelenen, İslam sancağını tam 566 yıldır taşıyan şehir, İstanbul'un fetih günü bugün. Oyun hep aynı oldu. Bakın, Moğol istilası döneminde doğuda taş üstüne taş bırakmayan Moğollar oralarda felaketler estirirken, Müslümanların batıdaki kalesi olan Endülüs'te Müslüman şehirler tek tek Hristiyanların eline geçiyordu. Tüleytula, Kurtuba, İşbiliye. Artık hiçbir tanesi Müslüman kenti değil. Yani İspanya'nın birleştirilip büyük bir Hristiyan devleti haline getirilme projesi bu şekilde hayata geçirildi. İspanya'da Endülüs devleti yıkıldı. Ve bütün dünya artık Müslümanlar bitti, durdu, yok oldular diye düşünürken 1453'te İstanbul fethedildi. Bu yüzden İstanbul'un fethi hala Müslümanlar için yeniden dirilişi, yeniden doğuşu temsil eder. Şimdi bu ortalıkta İslam'ın ve Müslümanlığın kuyusunu kazanların adı değişmiş olsa da, tipleri değişmiş olsa da dert de aynı, plan da aynı, oyun da aynı. Bakın İstanbul seçimlerine, yalnızca bir belediye seçimleri derken ne oldu da tüm dünya devletleri bir anda İstanbul seçimlerine kilitlendi? He? Ne oldu da günahını dahi bu topraklara vermeyecek devletler hırsızlık ve usulsüzlükle ortada dolaşan birine bir bir tebrik mesajları gönderdiler? Her şeyimizle yanındayız dediler. He? Yunan'ı kim sevindirdi? Hatta kim yüreklendirdi bu kadar? He? Yoksa bitmeyen ve kıyamete kadar da bitmeyecek olan Konstantinopolis'i yeniden diriltme planları mı? He? İstanbul'u sıradan bir şehir olarak görenler iyi dinleyin. İstanbul bir payitahttır. İstanbul, İslam sancağının bu toprağa kazıkla çakıldığı ve hiçbir Haçlı'nın da bu sancağı indirmeye gücünün yetmeyeceği bir şehirdir. İstanbul, Balkanların güven kapısıdır. İstanbul, yeryüzündeki tüm Müslümanların umut bağladığı, el açıp gözyaşları içinde dua ettiği şehirdir. İstanbul zulüm 1453'te başladı diye yazanlara ve onların tasmalarını ellerinde tutanlara inat, fetihleri yakıştığı şehirdir. Kudüs'ten, Myanmar'dan, Orta Doğu'dan, Filistin'den, Suriye'den yükselen çığlıkların La Galibe illallah teslimiyetiyle yankılandığı şehirdir İstanbul. Ezan seslerinin semalara karıştığı, ordularının bayrağına aşkla sarıldığı, korkusundan cin setli yaptırılan metehanların, Avrupa'ya aman dileten Atillaların, 50 bin kişiyle 200 bin kişilik orduyu yok eden alpaslanların, kılıç aslanların, gemileri karadan yürütüp çağ kapatıp çağ açan Fatihlerin şehridir İstanbul. İstanbul Eba Eyyub El Ensari'nin, Akşemseddin'in dualarla beslediği, Mimar Sinan'ın minareleriyle, kubbeleriyle süslediği, Abdülhamit Han'ın Darül Acezelerle, Hamidiyelerle, Hicaz demir yollarıyla bütün ümmeti birbirine bağladığı, Recep Tayyip Erdoğan'ın Marmara'yla, Yavuz Sultan Selim Köprüsü'yle, yeni havalimanıyla, Avrasya Tüneli'yle, metrolarıyla, yollarıyla, yeşil alanlarıyla yeniden ayağa kaldırdığı bir aşkın, bir sevdanın, bir emaneti mukaddesin adıdır İstanbul. Onun için İstanbul'u namus bilen, İstanbul'u sancak bilen, İstanbul'u ecdadın emaneti bilen kardeşim, gururlan bugün. Yaşa fethinin şanını, şerefini ve yedi düvelin duyması için haykır şu manifestoyu. Hak yerini bulacak ve İstanbul hep güzeldi, daha da güzel olacak. Kalın sağlıcakla.